Fischer esterleşmesi tepkimesi kullanarak ester yapabiliriz. Karboksilik asitle başlarsak ve alkolle proton desteği eklersek ester oluştururuz ve ayrıca bu süreçte su üretiriz. R üssü grubundaki oksijenin alkolden geldiğini belirtmek önemli. Bunu mekanizmada göreceğiz. Ayrıca bu tepkime dengededir. Yani daha fazla ester üretmek için dengeyi sağa doğru kaydırmamız gerekir ve bunu birkaç şekilde yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi su yoğunluğunu azaltmaktır ki bu dengeyi sağa doğru kaydırarak daha fazla ester üretecektir. Alkol yoğunluğunu da arttırabiliriz. Bu da yine dengeyi sağa doğru kaydıracaktır. Şimdi de ester oluşturma mekanizmasına bir bakalım. Karboksilik asitle başlarız ve oksijeni protonlarız. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti bir proton alabilir ve böylece bu elektronlar arkada kalır. Şimdi ise protonlanmış oksijeni burada gösterebiliriz. Artı bir formal yükü olacak. Karbonilin protonlanması karbonili etkinleştirir ve karbonumuzu daha elektrofilik yapar. Yani bu karbon artık daha elektrofiliktir. Bunu daha önceki videolarda görmüştük. Karbon daha elektrofilikse mantıklı olan sıradaki adım nükleofilik saldırı olmasıdır. Alkolümüzün bir molekülü gelir ve oksijendeki bir ortaklanmamış elektron çifti bu karbona saldırır. Böylece bu elektronlar oksijene itilir. Şimdi nükleofilik saldırının sonucunu gösterelim. Burada bir oksijenimiz var. Sol tarafta bir ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şimdi iki çift var. Bir hidrojene bağlı, sağ tarafta ise henüz oluşturduğumuz bir bağ var. Karbon ve oksijen arasındaki bağdan bahsediyorum. Elektronları mor renkte gösterelim. Oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti karbon ve oksijen arasındaki bağı oluşturur. Ayrıca bu oksijene bir de hidrojen ve üssü grubu bağlı. Ortaklanmamış elektron çiftini de unutmayalım. Böylece oksijenin artı bir formal yükü oluyor. Hala karbonumuza bağlı bir OH grubu da var. Sıradaki adımda oksijendeki bu artı bir formal yükten kurtulacağız. Şimdi başka bir alkol molekülü gelir ve bu sefer baz görevi görür. Önceki adımda alkol nükleofil görevi görmüştü. Bu adımda baz gibi davranıp bu protonu alacak ve bu elektronları oksijende bırakacak. Biraz daha yer açalım. Protondan arındırma işlemine başlayalım ve ürünümüzü yazalım. Bir karbonumuz var, oksijene bağlı, oksijenin üzerinde de iki ortaklanmamış elektron çifti var. Bir hidrojen burada ve alt sol tarafta bir R grubu var. Ortaklanmamış çiftleriyle birlikte bu oksijeni de çizeyim ki sonraki adımları gösterebilelim. Şimdi buradaki oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var. Ve hala R üssü grubuna bağlı. Bu elektronları gösterelim. Mavi elektronlar oksijene geçer. Bu protondan arındırma sürecidir. Sıradaki adımda aşağıdaki OH protonlanır bunu göstermek için biraz daha alan açalım. Aşağıdaki o OH aşın protonlanmasını gösterelim. Buraya bir proton kaynağı çizeceğim. Protonlanmış alkolümüz, oksijenimizdeki artı bir formalük, burada da R üssü var. Bu oksijendeki elektron çiftleri bir proton alabilir ve bu elektronlar arka arkaya geçer. Bu da protonlama adımıdır. Bu protonlanmanın gerçekleşme sebebi ise, Harika bir ayrılan grup oluşturacak olmasıdır. Yakından bakarsanız burada ayrılan grup olarak suyu göreceksiniz. Bunu gösterelim. Buradaki oksijen protonlandı. Artı bir formal yükü var. Bu elektronları gösterelim. Bu oksijen üzerindeki elektronlar bu protonu alır ve bu protonla bağ oluşturur. Şimdi elimizde kalanları çizelim. Oksijen üzerinde iki ortaklanmamış elektron çifti ve reüsü grubumuz var. Bu şekilde. Bir sonraki adımda ayrılan grup olarak suyu oluşturduk. İşte burada. Bu elektronlar buraya yani oksijene gelirse bunun su olduğunu görebilirsiniz. Üst oksijendeki elektronlar buraya gelerek çift bağımızı yeniden oluşturduğunda buradaki mavi elektronlar da oksijenimize gelecektir ve su harika bir ayrılan gruptur. Şimdi elimizdekileri çizelim. Yine her şey dengede çift bağlarımızı yeniden oluşturacağız ve bu üstteki oksijenin şimdi artı bir formal yükü var. Bu elektronları gösterelim. Kırmızı yapalım. Kırmızı elektronlar buraya gelerek çift bağımızı baştan oluşturacaklar. Bu karbon hala sol tarafta bir R grubuna bağlı. Bu karbon oksijene ve R üssü grubumuza bağlı. Oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti var ve suyu da kaybettik. Şimdi buraya bir su molekülü çizelim. Bu adımda H2O'yu kaybettik. Neredeyse nihai ürüne geldik. Çünkü burada tek yapmamız gereken şey protondan arındırmak. Bundan sonra da zaten esterimiz oluşur. Başka bir alkol molekülünün geldiğini burada gösterebiliriz. R üstü grubu iki ortaklanmamış elektron çifti var. Çiftler buradaki protonu alır ve bu elektronlar oksijene geçer. Şimdi esterimizin nihai yapısını çizelim. R grubu karbon oksijene çift bağlı. Oksijende iki ortaklanmamış elektron çifti var. Buradaki elektronların oksijenimize bu şekilde gelişini gösterelim. Karbonumuz hala bir oksijene bağlı ve R üssü grubumuz var. Nihai sonucumuzda ester ve su oluştu. Bu biraz uzun bir mekanizma. Fischer esterleşmesi tepkimeleri kullanarak ester oluşturma tepkimelerine bakalım. Soldaki molekülle başlayalım. Bu salisilik asit. Buna metanol eklersek ve proton kaynağı olarak sülfürik asit kullanırsak ester oluştururuz. Üniversite organik kimya laboratuvarlarında bu deney sıkça yapılır. Evet. Şimdi mekanizmayı düşünelim. Hatırlarsanız alkolümüzün üzerindeki oksijen ki bu durumda yanında metil grubu var buraya gelecek. Böylece karboksilik asit üzerindeki OH grubunu kaybedeceğiz. Ve yerine bu oksijeni ve bu metil grubunu koyacağız. Şimdi ürünümüzü çizelim. Burada benzen halkamız var. Oksijene çift bağlı karbonumuz var. Alkoldeki, metanoldeki oksijenimiz var. Ve bu şekilde bir de metil grubumuz var. OH da halen burada. Bu esterleşme deneyinin bir üniversite laboratuvar klasiği olmasının sebebi bunun keklik üzümü yağı olmasıdır. Bunu laboratuvarda üretmek çok eğlencelidir. Çünkü işiniz bittiğinde laboratuvar harika kokar. Şimdi bir de başka fişer esterleşmesine bakalım. Bu biraz farklı. Moleküller arası bir fişer esterleşmesi. Soldaki başlangıç molekülüne bakalım. Bu sefer aynı molekülde karboksilik asidimiz ve alkolümüz var. Burada bir sürü tek bağ var. Bu yüzden bir miktar serbest dönüş elde edebileceğimizi biliyoruz. Molekülü farklı bir konformasyonda çizelim. Karboksilik asidimiz burada. Kaç tane karbonumuz olduğunu sayalım. Bunun için kırmızı kullanalım. 1 2 3 4 ve 5 tane var. 5 karbonumuzu çizelim. 1 2 3 4 5 ve ardından OH geliyor. Bu karbonları numaralandıralım. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 ve bu da 5. Farklı bir konformasyonda bu oksijenin mekanizmada bu karbon ile saldırdığını düşünebiliriz. Bu durumda o OH aşı kaybedeceğimizi biliyoruz. Üstünü çizelim. Ayrıca bu hidrojeni kaybedeceğimizi de biliyoruz. Şimdi nihai ürünümüz üzerine kafa yorabiliriz. Ester oluşturacağız. Fakat daha önce gördüklerimizden farklı bir ester olacak. Burada karbonilimiz var. Ardından oksijenimiz geliyor. Bu oksijen artık halkamızın bir elemanı. Bu alttaki oksijen buraya gelmişti. 5 karbonumuzu görebiliyoruz. Yazarsak 1 2 3 4 5. Burada suyu kaybettiğimizi de hatırlayalım. Evet. Elde ettiğimiz bu ürüne lakton deniyor. Hemen not edelim. Lakton. Bir halkada bulunan bir ester görüyoruz. 6 üyeli halkamız var. Üyelerden biri oksijen lakton oluşturmak için çok havalı bir moleküller arası Fischer esterleşme tepkimesini görmüş olduk.